gururlandırıyor, onurlandırıyor. Yönetimin ve başkanın vermiş olduğu bu karardan dolayı teşekkür ediyorum. İşte Ömer. Bu şehre hizmet ne başı var ne sonu var. İki sezon önce burada bir güzel sezon geçirdik değil mi? Ama finalde maalesef kaybettik. Şimdi bu onun devamı olabilir mi? Açıkçası onun için geldim. Bu dava hepimizin davası. Sakaryalıların davası. Oynayan oyuncular, bizler, sizler, taraftar tekrar el ele birlikte olup bu işin üstesinden gelmeye çalışacağız. Takımla ilgili Bilgi sahibiyim. Oyuncuların büyük bir bölümünü tanıyorum. Zaten Türkiye'de futbolu gündemini takip eden insanım. Bilgim var, yok değil. Belki puan cetvelinde şu anda sıkıntılı bir durumda olabiliriz. Ama ne olursa olsun bu yarışın içinde olmak var. Son 13 hafta sonra bakacağız ne olacak, ne bitecek, ne göreceğiz. Ona göre tekrar konuşacağız. Tekrar bir hedefin peşinde koşacağız. Hocam iki tane kadro dışı kalmış oyuncu vardı. Beyaz sayfa belirli yönetici. Şimdi şu bu konuda size bilgi vereceğim bugün yarın. Yönetici arkadaşlarla diyalog halindeyim. Bu konuda mutlaka size en kısa sürede bir cevap vereceğim. Yani bir iş, umut işi olacak mı? İnşallah. Peki şu an son durum ne hocam takımla ilgili? Son durum kırmızı kart cezalarımız var biliyorsun. Bir de sarı kart cezalarımız var. Sakat Hüseyin'in durumu devam ediyor. Ama kadro geniş bir kadro. Alternatifi olan bir kadro. Bu 25 kişi dün oynamayabilir, bugün oynayabilir. Benim için hepsi eşit mesafedeler. En iyi şekilde şu 2-3 günlük çalışmalardan sonra da maç kadrosuyla ilgili sağlıklı bir karar vereceğimizi düşünüyorum. Şimdi ekibinize baktığımız zaman da eski arkadaşlar. Evet. Onların isimleri kimler var hocam? Bir de onları resmi olarak söyleyelim. Yardımcı antrenör Eyüp Taş, kaleci antrenörümüz Okan Gedikali. Kondisyonerim maalesef ailevi sebeplerden dolayı bu sene benimle çıkıp olamayacak. Gerçekten sorunları var. Ama Ali arkadaşımız bizde devam edecek burada. Zaten bu kadro benim için yeterli. Peki olmayanlar var hocam. Olmayanlar? Mesela Neşet Hoca, İsmail Hoca onlar. Ya ama biliyorsunuz ki bu bir grup işi, ekip işi. Onlara da saygı göstermek lazım, teşekkür etmek lazım. Onlarla ilgili tasarruf benim şeyimde değil. Yani ben kendi kadromla geldim. Kendi ekibimle bu işi devam ettireceğiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Kolay gelsin.